Rabbi, aşırı sahisi. Kardeşler bu aşırı sahisi. İşte burada ayet Kur'an-ı Kerim, Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillah. Benim diyor rahmet eserlerine bir bakın diyor Cenab-ı Hak. Fenzur. Yani nazar edin, manzara deriz ya. Manzara bakılan yer edin Arapça. Nazar da bakmaya denir. Burada emir var. Fenzur. Bakın. Nereye bakalım? İla asari rahmetillah. Benim rahmet eserlerine bir bakın. Nedir o rahmet eserleri? Elmalar, armutlar, portakallar, limonlar, ha? Muşmulalar, armutlar, kavunlar, karpuzlar, üzümler, domatlar, Allah Allah. Fenzur ila asari rahmetillah. Keyfe yuhdil arda madem ettema. Nasıl ben diyor ölmüş arzı dirilttim. Keyfe Arapçada nasıl? Keyfe yuhdil arda madem ettema. Öldürdükten sonra şu dünyayı arsı nasıl dirilttin baharda? İnne zâlike, işte bunun gibi ne muhdi mevta, mevtaları, ölüleri de böyle dirilteceğim. Ve hu alâ külli şeyin kadir, ben her şeye kadirim. Bu bir ayet. Şimdi biz üniversiteye bunu okusak böyle mücmel olarak bunu yine kavrayamayız. İşte atom, nötron, proton, molekül diyen adam kolay kolay bunu birden kavrayamaz. Ama burada şimdi bak, detaylarıyla anlatıyor. İkinci hakikat, Bâb-ı Kerem ve Rahmet'tir ki, Kerim ve Rahim isminin cilvesi. Kerim ve Rahim ismi var Cenab-ı Allah. Ne deriz? Allah Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahim. Kerim ve Rahim. İki tane isim var burada, Kerim ve Rahim. O isim benim tezahürü olacak. Bu nedir bunun içindeki? Ne yapar bu su? Islatır değil mi? Islatma karakteri var bunda. Islatma karakteri var. Ha? Cenab-ı Allah'ın da her isminin bir tecellisi var. Rahim ismi şefkati gerektirir. Rezzak ismi rızıkları verdiği gerektirir. Gaffar ismi, Gaffar ismi de kahretmek. Bir zelzele olan bir yerden bak görürsün hangi isim tecelli etmiş orada. Yıkılmış bir lakaya çeyin altından çıkarılıyormuş dolana. Kahhar ismi de çekilmiş. Git bir bahçeye bak. Tekmanlar, armutlar, kavunlar, karpuzlar, cevdarlar, kayısılar. Orada Rahim ismi, Rahman ismi, Kerim ismi, Rahman ismi de çekilmiş. Her ismi kendine has bir tecellisi var. İşte burada da iki isim zikrediyor. Bâb-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cillesidir. Kerim ve Rahim ismi neyi gerektiriyormuş? Öldükten sonra dirilmeyi gerektiriyormuş. Allah Allah. Hiç mümkün müdür ki? Cennet var. Bamba bunlara başladı. Hiç mümkün müdür ki? Gösterdiği asar ile. Gösterdiği şu eserler. Yıldızlar, güneşler, aylar, çiçekler, meyveler. Nihayetsiz bir kerem. Ve nihayetsiz bir rahmet, ve nihayetsiz bir izzet, ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste, mücazatta bulunmasın. Buna yakışır bir şekilde ya ceza verecek ya mükafat verecek. Evet şu dünya gidişatına, şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz, en zayıftan tut, ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Her canlıya. Bakın burada bir haşiye düşmüş. Rızkı helal iktidar ile alınmadığına, rızkı helal güçle iktidar ile alınmadığına ve bakın, garibanlığa acizliğe binaen verildiğine delil-i kat'i. İktidarsız yavruların üstü maişeti. İktidarsız zayıf yavruların üstü maişeti. Alıyorsun hiç kullanıp gidiyorsun. Yeğenine verirsin. Yeğenin sizi alıyorum sana çıkılabilir. Deden. Deden o zayıf ya. Götürüp 33 dükkanı alsana deden çikolata getirir. Çekeceğin çikolata getirir. En güzel şeyleri en zayıflardır değil mi? Ya.
Şimdi gece polis bu kardeşi yakalasın. Karanlıktan sokakta. Yorumda da geçiyordum bana. Kimsin? Hasan Hüseyin Yılmaz. Nerede kimliğin kimliğin yok. Gel bakalım buraya. Ulan sen nesin? Götürür karakola. Bir sürü sual sorar. Bitti onu da soparlar. Ama orada bir yaşındaki bir çocuğu bulsan. Sorar mı kimlik? Kimliğin nerede? Sormaz. Ne yapalım bunu karakola gitti. Ona bir balon alır. Çıkılar da abi ağlamasın diye değil mi? Demek ki o çocuğun zayıflığı ne olmuş oluyor? Bir güç oluyor, güç. Güçlü oluyor, o zayıflığı, o zafiyet onu güçlü yapıyor. Karşı taraftakini kendine ne yaptırıyor? Hizmet ettiriyor. Ha? Biz de Rabbimize karşı acizliğimizi anlarsak, işte o zaman bütün mahlukat bize hizmet etmiş. Geliyor ya, koskoca deve, ıhlıyor. Çocuğu ne oturdu? Otur lan biz otur. Dur lan otur. Deve, koskoca bir tonluk deve. Biz çocuk. Halbuki biz o kadar beceriksiziz ki şöyle bir yılan yüzse bir son tattır. Bir yılan. Şurada bir duransın. Hepimiz valla çıkarsın. Birbirimize eseriz. Yılan de bu kardeş. Versin ya. Eli yok ayağı yok garibim ya. Isıracak sen de ısırın. Sırama siz. Çünkü biz ısırmak için yaratılmadık. Davet etmek için yaratılmadık. Evet. İktidarsız yavruların üstü maişeti ve muhtemir canavarların gıyki maişeti. Hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişetçe lüçükçe zayıfliğidir. Tilki kurmazdır ama hep zayıftır. Yani. Balık denizden gider gari. Bu balık nasıl besleniyor? Balık gibi işte bir koyun aldı diyor balık gibi. Balık gibi balık. Ya. Nereden besleniyor? Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile mahkumsene tenasiptir. Mahkumsene ters orandır. Güçlendikçe rızık insandan kaçıyor. Böyle annesi çocuğu ağzına besliyor. Çocuk başlayınca yerine o sene kendisi yediriyor. Biraz da bir gidiyor. Bir kadar bir mekan. Bir ekmek alıyor getiriyor. Biraz da bir olmadı çalışma var artık sanmış. Şehir falan. Bak ne oluyor? Güçlendikçe iş zorlaşıyor. Değil mi? İşte biz Rabbimize karşı kendi güçlüğümüzü anlarsak her şey kolaylaşır. Evet, hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve nizanla rububiyetin saltanatı, hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet, nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahip olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet, şu dünya gidişatına bakılsa, görülüyor ki en aciz, en zayıftan tut, ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Her canlıya rağmen. Sivrisinek yaratmış, bana bir hortum koymuş. Geliyor, konuyor buraya, hemen orada bir şey yapıyor. Bir hortum ne yapıyor, sen görüyorsun. Çek, Allah kaçırmasın. O gittikten sonra yaratmış onu. Ona o hortumu çekecek şeyi de vermiş. Hımm diyor gidiyor. Tabi Ferhat yapıyor usta, tabi ben. Yani bu kaç. Ben diyor, bu içare sahip diyor, çok senelerde çalışsam bunu yaptı, bu kendi felakını öğrenemem. Sivrisinek. Ama Allah yapmış. Kur'an kendini sivrisinek, onu sanmıyor. En zayıf, en acizse en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Limandaki kuşların dertlerini kalbine açıyor. Ağzına koyuyor. Ağzına. Zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Her dertliye. Biz dertli değil miyiz? Havasızlık dedi, bir derttir demiyor. Bak. Oh, hiç yetiştirilmiyor. Yorganın altında hava geliyor. Kendimizde değiliz. Unutmuyoruz nefes almasını.
Bizim bir Arnavut Mehmet vardı. Birisi öldü mü? O diyordu nefes almasını unutmuştur, onun için ölmüştür. Bak nefes almasını unutmuyoruz ya. Ya bak nefes aldırıyor. Ummadı yani. Ummadı yani sen. O kişi sen. Su nedir? Su. İlimdeki yerine suyun. Oksijen ve hidrojen. Yakıcı ve yanıcı. Yakıcı ve yanıcı bir şeyin söndürmesi ümit edilir mi? Nereye gidiyor? Yangın söndürmeye. Elinde bir bidon bensin, bir de kibrit. Nereye gidiyor? Yangın söndürmeye gidiyor. Olur mu böyle bir yangın söndürmeye? Olmaz. Ama Cenab-ı Allah söndürüyor bak. Olmadı ya. İşte bu ilimler gelişmesin, kitapların anlaşılmasına daha iyi sebep olur. Eski adamlar bir köylüye sorsa, hidrojen oksijen, bilmezler lan, su içerisinde o. Ama adam okuyor şimdi, hidrojen oksijen, birisi yakıcı, birisi yanıcı. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir kelemle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kelem eli içinde işlediğini veda eden gösteriyor. Yani bir el var. Görünmeyen bir el var. O besliyor. Kadının siti yok. Çocuk geliyor. Arkadan sütte yok. Bulmadığı yerde et. Kedi doğum yapıyor. Memesinden süt geliyor. Allah Allah. Keçi doğum yapıyor. Memesinden süt geliyor. Cumhurbaşkanı hanımı doğum yapıyor. Memesinden süt geliyor. Berkat doğum yapıyor. Sıpasına süt geliyor. Ayırmıyor mu? Reis Cumhur'un çocuğundan eşeğin sıpasını ayırmıyor. Çünkü Rabbül Alemin, alemlerin Rabbiyim ben. Biz olsak adamın sıra gelince açlıktan kendini Rabb'ı kaymakam dedim oraya ver. Ya çöpçü başlarım gel. Allah'ım ayırmıyor. Rabbül Alemin. Nasıl hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Ama nazar-ı hikmetle baksan. Bak bu bardak, ben kimseden su istemem. Kardeş getir, bunu koydu buraya. Nedir bu bir hikmettir? Adam konuşacak boğazı, şey olsa gitsin. Şimdi bir şok koysaydı buraya, bir tane şok. Şok koysaydı buraya. Şimdi herkes bakacak, her yeni gelen birisi olursa. Ya olur şu an dersine gittim. Din iman kitap mı? Orada bir jok koydu adam. Ne okudular? Vallahi ben okumana dikkat etmedim. Ben hep o joka baktım. Acaba sonunda okuduktan sonra teker teker soracaklar ne anladın diye. Joktan vuracaklar mı diye. Korkumdan ne konuşulduğunu bile dinlemem. Ne olur o jok? Abes olur değil mi? Abes. Abes. Hikmetin karşılığı abes. Abes. Şu kainata nazar-ı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin diyor. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Nasıl gayesiz? Nasıl? Affedersin bir ineğe sen inek ne yapman geldin bilmeye. Maça gitmezsin, dans etmezsin, bilaç etmezsin, kahveye gitmezsin, top oynamazsın, inek gibi yaşıyor. Gündüz çayıra, gece ahıra. Bunu mu yaptı? Hadi bir inek mi sen? Sen şuna bak. Sen bu sözü bana nasıl söylersin? Şu buzdolabını bir aç bak. Süt benden, yoğurt benden, peynir benden, tereyağı benden, kaymak benden, köfte benden, dolma benden, sucuk benden, pastırma benden, salam benden, Allah Allah. Köser benden, elindeki ayakım benden, belindeki kayış benden. Ben olmasam pantolonlarını bağlayacağım. Çok affedersin. Dayan yine özür dile. O bana desin, sen ne yapmayın? Etin yemle, sütün içinle, saçınla, çorak ölmez. Kereste olmasın, sobada olmasın, kapı olmasın, ehlip olmasın, saf olmasın. Sen ne işe yararsın dese, ne cevap verecek? Hakikaten bir işe yarar mı? İşte biz de o işe yarıyoruz, okuyoruz be kardeşlerimiz. Ha, şimdi, mesela bahar mevsiminde, misal gibi bak, öldükten sonra dirilmek nasıl olacak bak. Mesela bahar mevsiminde, cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslar ile giydirip giydirmiyor bir badem ağacı, bir kayısı ağacı, çiçek açtığı zaman sanki bir gelin gibi.
gelin divan gibi kazanır, cuma kavurdukları. Libaslarla giydirip, çiçek ve meyvelerin murassaatıyla süslendirip, hizmetkar verip, onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna sahaflı meyveleri bize takdim etmek. Hem zehirli bir sineğin eliyle, zehirli bir sineğin eliyle hiçbir kitapta bu tabir yoklansız. Ancak belli zaman Allah öğrettirmiş. Zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek. Ayrıca bak zehirli sinek, ulan diyor senin. Şimdi arı, herkes arı olan ismini biliyorum. Dikkat et, arı dediğim şey senin neymiş? Zehirli bir sinek. Zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek. Hem en güzel ve yumuşak bir libası, yani ipeği, elsiz bir böceğin eliyle bize yedirmek. Hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak. Şu kadar bir çekirdek atıyorsun, 3 tane kavun geliyor böyle böyle. 2 zekalı kavun, 100 ton kavun kaldırıyorsun. Kavun almak için eğer kavun gitmek olsaydı ne kadar zor olacak değil mi? Koca kazıyorsun, bir çukur koca bir kavun koyuyorsun oraya, kavun geliyor. Cenab-ı Allah'ın rahmetine var, saklıyorlar. Ne diyor? Hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu veda eden anlaşılır. Biz bu çekirdekleri görüyoruz, hatta bir tıkır tıkır yiyoruz ama hangimiz düşünüyor ya bu çekirdek bir ağacın özeti, bu çekirdek bir kavunun menbaı diye düşünüyoruz. Uyarıyor bize. Adamın bir kısırı görmek istiyormuş kısır. Kısırı göreceğim, ya Rabbi bana kısırı göster, kısırı göster, kısırı içeri diyor. Bakın baştan sakallı mübarek birisi geliyor. Amca diyor, sen de mübarek bir insansın, dua etmene ben kısırı görmek istiyorum. O da hızırmış zaten. Hızırmış o da. Görürsen de Rabbim inşallah demiş. Bak böyle görürsen hızırı karşımda bak. Hızırma kapı açıyor ha, akla kapı açıyor. Böyle karşımda görürsen hızırı dikkat et diyor. Hızırı yerden taşı alır. Un gibi yapar, bir taraftan yapıyor böyle. Yapıyor böyle. Un gibi yapıyor. Onu diyor, taşı böyle un gibi eğitir elinde. O hızır durur diyor, dikkat et. Sağ ol amca, dikkat edeyim. Şimdi orada birisi de zeki. Katıplar hızır karşında, hızır karşında, hızır. Dese uyanacak. İşte bu zat onu gösteriyor. Bak, dikkat et diyor, senin bal dediğini zehirli bir sinek. Zehirli bir sinek. Topla bütün profesörleri. Tıpçıları, kimyacıları, sayın hocalarımız, bu arılar terbiyesizlik yapıyor, hem bize bal yapıyorlar, hem almaya gidince bizi sokuyorlar. Biz bundan sonra arı balı değil, profesör balı istiyoruz. Bırak şu arıları. Yapabilirler mi? O kadar profesörü yapamadığını bir arı nasıl yapsın? Demek ki arı yapmıyor, Allah yaratıyor. Ya nasıl ispat etsin? Evet, hem insan, ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut ta en küçük mahluka kadar her şey dikkat ve basitlikle çalışması zerre cihatinden tecavüz etmemesi bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Güneşten aydan tut diyor bütün mahlukat hiç isyan etmiyor. İsyan eden kimmiş? İnsan diyor bazı canavar. Canavar demek, can alan parçalayıcı hayvana derler. Mesela aslan biliyor ki ceylanı parçalıyor, haksızlık yapıyor. Esasında onun helal eti ölmüş hayvanları yapıyor. Ölmüş hayvanı yemek onun hakkı, o gidiyor sağ bir hayvanı parçalıyor. Bir avcı da onu bir yerde vuruyor, öldürüyor. Ne oluyor? Kısas yapıyor Canavar, kısas yapıyor. Hayvanlarda da kısas oldu, hadis-i şerifte. Hatta yaktasul cemmariler karnı altına kadar sunma. Hatta bir boynuzlu hayvanın kısası boynuzsuzdan alınacak. Boynuzlu bir koç diyelim veya dana, koç. Tostu koyunu, otu yedi. Tosma kattı ona. Yapsızlık yaptı. Ahirette Allah öyle bir otlak yaratacak orada.
Ötekine boynu sıracağım, ondan kırk tarafa kırdaşacak. Kısas devreye gelecek. Hayvanların da kısası vardır. Büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati, gerek hayvani ve gerek insani bütün valideleri. Valide bak ya, Allah Allah. Ağaçlar da valideymiş. Ne yapıyor? Emsiriyor. Kendisi çamur yiyor, inciri koparıyor süt sapında, süt damlıyor. Ağacın kendisinde çamur yer, yavrusun halis bir süt yedir. Nar ağacı kendisi çamurlu bulanık suyunda yavrularına safi bir şerbet yedirir diyorlar. Gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin, o annelerin, o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o rakip gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği ve daha hemen anlaşılır. Bir rahmet onu işlettir. Yoksa odun onu bilmez, odun. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz böyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tehdibini ister. Edepsizlerin edeplenmesini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüz yerleşir ve tecelli eder. Demek o kerme layık ve o rahmete şayesli bir dar-ı saadet olacaktır. Burada olmuş. Adamdan emekli oldu, bak istedim ya, geldim. Dediklerini yemeden gidiyoruz. Ya, çocuk bakıyoruz, üniversiteyi bitirmiş, evine dönerken uçakta yürüyoruz. Uçak düşüyor, buluyoruz bunları. Ama bize bu kadar nimetleri yedirsin, içirsin, ondan sonra bizi yok etsin abi, yediğin nimetleri. Adam yediğin kadar da fok diyor şu çukur. Hiç böyle bir şey olur mu? Sana gelmiş misafir, hoş geldin, sefalar getirdin. 57 milyon, 2 milyon çıkardı, üst katı, ikinci kata, üçüncü kata. Son günü de göndereceksin artık. Gelmedi yukarıdan, Taraca'dan, şöyle bir manzaraya bak falan. Adamın Taraca'dan, balkondan pik kalktı yüzünü ya. Yediğin kadar yedin, bu kadar yüzünü görmesin. Böyle bir şey yapar mı insan? Yapmaz. Bir insan yapmazsa kainatı sahip olan hiç yapmaz. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmektir. O ne demişti? Kim gitti, kim geldi? O yapa karşılık bak, neler anlatıyor burada. Bugün mantar tabancısı patlatıyor, paaa diye atomlar üzerine gidiyor. Manevi atom. Güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazımdır. Çünkü bir daha dönmemek, bir daha dönmemek üzere zevam ise şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkbete ve aklı meşgul bir alete. Aklı o zaman usul bir alet. Allah, kardeşim ötüverdi hocam, amcam da gitti ulan bana sıra geliyor. Ne olacak ya valla? Akıl o zaman insanın başında bir akrep gibi bir bela olur o zaman akıl. Ama bu kadar şey gitti. Cennette ben de gideceğim yanına. Beni oradan. Tabii ya. Bazen beş tane doğur mu demiş, kapı beş yüzler oluyor bazen demiş, beş tane çocuk baş başa vermişler, ana karnı doldurmuyorlar. Bir tanesine sıra gelip tak çıkıyor dünyaya. Kardeşler diyor, ne oldu ya ben gitti ya, kaybolduk kardeşimiz gitti, kaybolduk kardeşimiz neresi? Ağlıyor, dört tanesi. Ya ben gitti, ne oldu ya, dört kişi Allah'ım kardeşimiz öldü. O da dışarı çıkıyor, Allah. Bir açıyor gözlerini ama ne güzel ya, bir daha beraber gelse keşke ne ya. O karanlık yerde çıkıp gelsin, uzatmış. Bu ne diyor? Allah'ım ben ne zaman gelecekler diye bekliyorum. Öbürü de tak çıkıyor. Sen onlar var ya sen buradasın. Ben buradayım ya. Ya biz ağladık dört birader senin için. Seni kaybettik diye. Ya ben de sizi düşünüyorum. Nasıl duruyorsunuz orada? O karanlık yerde falan.
Erken ödemize çıkıyor bak lan. Geç birader buradan al şimdi, buradan gitmek istedim abi sana. Allah gecinden versin. Halbuki ne diyor? Dünya bütün şaşasıyla beraber ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Zindan dünyadan bostan-ı cinana geçmek için diyor bin ruh ile mazur edilir. Ama adam gitmek istemiyor. Çünkü ocakları Müslümandır, inanıyor ahirete. Biraz daha yaşayalım diyor, cennet dursun orada, yıldırıyor falan. Ya hocam diyor cennet, bu tamam da anlam. Evet, işte üstadımızı Rusya'da, Rus komutanını ayağa kalkmıyor. Nikola Nikolaviç, Genelkurmay Başkanı'nı ayağa kalkmıyor. Tabii ne diyor, tanımadı diyor falan. Beni tanımadı mı diyor, tanıdım diyor. Nikola Nikolaviç, Erken Harbi Umumiye Reisi. Ozan diyor bana hakaret etti diyor. Ben de hakaret maksadıyla değil. Ben diyor Müslümanım, kalbimde iman var. Sen ise Müslüman değilsin. Müslüman bir insan, gayrimüslüman ayağa kalkmaz diyor. Onun için ayağa kalkmadım sana. Dinime bağlılığından dolayı. Ay bana cabuk dedin o zaman diyor bana. Cabuk diyor bunu ilan etsin. İlan kararı veriyorlar geliyor. İlan manası. Şimdi orada Avustralya'nın subayları var, Alman subayları var. Var. Diyorlar ya özür diyor. Şu ustağı diyor. Allah bu şunlar çok güzel konuşmuş. Özür diyor. Nasip et diyor. Bana bir tane pasaport lazım ahirete gitmek için. O diyor lisesini versin, damgasını olursun diyor. Ne münasebet özür dileyeceğim diyor. Nasıl uyanmış bak biliyor musun? Rus da bakıyor okuman komutan. Ya bu adam özür dileyecek mi acaba? Hadi görüyor mandalar gel. Rak rak! Silahlar efendim ateş edilecek. Bağırdı mı? Diyor ki seni tebrik eder. Beni affet diyor ustadan. Sen gerçekten dinine bağlılıktan dolayı bunu yapmışsın. Yoksa diyor artık diyor başka türlü yapsaydın. Kurşun göründüğü zaman adam değişir. Çok tefeler vardır, ben biraz sardım keserim falan ama soru köprünün başka türlü olur. Vay İsmet'te bazen bari meydanlıkta çekmiş kafayı çünkü. Polisi gördüm, abicim evine yanıyor ben. Polisi, hemen değişir insan, hemen değişir. Demek ki, çünkü bir daha dönmeme güzel sefarisi, şefkati musibete, muhabbeti hırkate, ve nimetin hikmete ve aklı meşgul bir alete ve lezzeti edene kalbettirmekle, dönüştürmekle hakikat rahmetin intifası lazım gelir. O zaman kainatta rahmet diye bir şeyin olmamasını kabul etmek lazım ki kainata baktığımız zaman her yerde ne var? Rahmet var. Rahmet, su rahmet, ekmek rahmet, meyveler rahmet. Yeryüzü rahmet, denizler rahmet, Kur'an-ı Kerim rahmet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet, hem o celal ve izzete uygun bir bağrı mücazat bulacaktır. Çünkü ekseriye salim, izzetinde, mazlum, zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Ne zalimler var, beni gidiyor. Milleti kandırmış, milletin anasını ağlatmış. Şopenin maaşıyla gidiyor. Mandomuzkayla gidiyor. Bu zat da bütün milleti için hayatını vermiş. Mezarı bile yok. Bir mezarı bile çöktürmüşler. Ya böyle kabul mü bu iş? Çünkü ekseriye zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahzene-i kübraya bırakılıyor. Tehir ediliyor, yoksa bakılmıyor, değil. Bazen dünyada da ceza verir. Kur'un salifede cereyan eden aksi ve mütemellit kabillere gelen azaplar. En düşünülür ki, insan başı boş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet, hiç mümkün müdür ki insan, umum mevcudat içinde emniyetli bir vazifesi, emniyetli bir istidadı olsun da, İnsanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masumatıyla kendini tanıttırsa, kendini tanıttırıyor bize. Neyden, biletten, keçiden, koyundan, ağaçtan, güneşten, aydan, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa. Dedi, dua edin adamlar. Televizyonda sütü reklamını yapıyor, pınar sütü reklamını yapıyor. Bir inek resmi var, inek boğuluyor.
Bir de şükrediyor, dua diyor, cömertçe duanın nimetlerini yiyoruz. Dua bize cömertçe veriyor diyor, bak şimdi. Dedi, Allah bize cömertçe veriyor dese ne olacak? Müslüman olacak oğlum ya, zındırlıktan kurtulacak. O demiyor. Öbür tarafta yazmış, duayı koruyalım. E dua güçlüyse, böyle nimet verebilecek güçteyse, korunmaya muhtaç olmaması lazım. Hiç var mı Allah'ı koruyalım yazın? Allah korusun diye var ama. Dua diye. Dua demek ki bir kuyruklu yalan. Yok böyle birisi. Adamın karnı ağrıyor. Allah, Allah dua diye vermiş. Demek ki Allah var. Dua, dua bunlar hepsi. Bu imansızların uydurdukları birer puttur. Put. Onu tanımazsan hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse Cenab-ı Allah. Mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmezse cezasız kalsın. Başı boş bırakılsın. O izzet, gayret sahibi Zat-ı Zülcelal bir dar-ı mücazat hazırlaması, bir hapishane, bir cezaevi hazırlaması mümkün mü? Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman-ı Rahim'in kendi tanıttırmasına mukabil iman ile tanımakla, bak iman ile tanımakla öyle gelmişsiniz, başka yerde dinlediniz, meyhaneye beklediniz, kahvehaneye beklediniz, kumarhaneye beklediniz, bak oraya gitmemişsin de buraya gelmişsiniz. Ha, o Rahman-ı Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil İman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil şükürle hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı ve bir sadık ebediyeyi vermesin. Mümkün mü? Mümkün değil, verecek. Ve ahir davan elhamdülillahi rabbil alemin bütün geçmişlerimizin ruhları için, buraya uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin, eşnaflarımızın ruhları için, Üstad Kılıklı Yüzü Masalık Müsaadetli'nin ruhu için, onun sadık talebelerinden, aile ihtardan, ailelerimizin ruhları için, bütün ehli imanın ervahı için, El-Fatiha. Zaten anlatırken hatıra da anlattık arada. Şimdi bir defa Ankara'ya gitmiştik. Orada bir efendim, Hacettepe Üniversitesi'nde bir mevzu olmuştu. Onu anlatayım. 1990 senesinde Ankara'ya gitmiştik. Oradaki sol duruşlu talebeler okulda bir panel hazırlamışlar. Böyle bir hafta devam edecek. Biyoloji sergisi. Biyoloji sergisi altında çeşitli cihazlara getirmişler, talebeler anlatmışlar, oluşuyor, böyle gelişiyor, böyle genleşiyor. Şöyle genleşiyor, şudur budur. Yani şimdi okullarda artık Allah yarattı, Allah'ın yaratması, Allah'ın kudreti konuşuluyor ya artık. Talebelerden birisi gibi, talebeler okullarda. Bunu bastırmak için böyle bir düzenleme yapmışlar. Ya bizim kardeşler de talebeler okulda şey yapmış, sormuşlar bunlar işte bazı şeyler. Da geçişlemişler. Nasıl oluşuyor, nasıl gelişiyor, nasıl genleşiyor? Yumurtadan nasıl bir tavuk çıkıyor, nasıl kuş oluyor? Şudur budur. Hep böyle geçiştirme cevap vermişler yani. Makul, mantıklı bir cevap vermemiş. Şimdi gittik. Yürüme dediler ki kardeşler abi gel yani sen. 90 senesinde oluyor bu yani. 12-13 sene önce. O zaman daha gençtim ben. Ben köpek gireyim. Takım elbise giydim, kravat böyle, tam bunu bozanamasına girdik. Profesörün alnında mı yazıyor profesör? Zaten var orada hocam diye biz de havaya gittik. Neyse, gittik, üniversiteye gireceğiz kampüse. Kapıda nöbetçi var, bizden önce bir araba girdi. Bir Renault araba. Arabanın her tarafını aradı kapıdaki güvenlikçi. Bagajını açtı, baktı, ne yaptı, adamın kimliğini aldı, ona bir tane kart verdi, burasını astı. Biz geldik, ben şunu yaptım. Adam,
Sanki manyetizma. Vallahi. Allah'ın hikmeti. Buyurun. Ne kimlik sorusu ne işin. Doğru mu kerameti? Girdik içeri. Sorduk nerede? Namazı kıldık hemen mescitte dediler abi. Biz de oraya gidiyoruz. Kalabalık. Salonlar, kızlar, getirdiler. Makineler, aletler, cihazlar getirmişler. Her günün başında bir tane araştırmacı anlatıyor. Şöyle oldu. Ben de geçtim, ben de geçtim, ben de geçtim, ben de yapmıştım. Şimdi biz baktığımız nereye takılalım? Takılacağız bir yere de. Şimdi üç kişiyiz biz. Bizi tanıyan kardeşler de var. Talebeler de gördü. Hepsini geldiğimiz onlara da şey yaptı. Ama tanımıyoruz birbirimizi. Tezgah kuruyoruz ya. Tanışmıyoruz. Tanışmıyoruz. Neyse şimdi kapıdan girince baktım ben. Evrim teorileri diyor. Darwin'in bilmem neleri. Attım bir sürü maymun. Böyle minik maymun, küçük maymun, daha küçük, daha küçük, daha büyük, batta, onda. Maymun sırası böyle. Evet, maymunlar ayakta. Fotoğrafını çekmişler, üç boyutlu. Sanki maymunlar böyle hareket ediyor, neredeyse hareket ediyorsa, üç boyutlu. Işıklar da yanmış oluyor, manyetizma gibi. Neredeyse maymun boynumuza sarılacak böyle. Şimdi orada bir şey var, böyle şey sakallı böyle. Top sakallı bir sakallı. Elinde böyle bir ders çubuğu gösteriyor. Şöyle geliştik, böyle geliştik, böyle olmuştuk, böyle türedik falan filan. Şimdi herkes dinledi, ben de yanaştım. Merhaba beyefendi dedim, merhaba. Havaklıysa biz de. Tebrik ederim sizi de. Teşekkür ederim, gerçekten çok isabetli bir şey yapmışsınız. Görsel olarak dedim bu gençlere. Kitaptaki okudukları şeyi burada görsel olarak anlatmak. Tatbiki olarak göstermek, fevkalade bir şey diyor. Haber aldım dedim, ben İzmir'den girdim, araştırmacıyım dedim. İzmir'den katılıyorum dedim. Sağ ol falan filan. Gene o anlatıyor falan filan. Bir masa var böyle. Masada bir kum kafa var. Mezarlıktan ne olsun? İki parça kemik, emin ol bile iki tane kemik. Nasıl dedim, iki tane kemik. Bir kum kafa. Ben, affedersiniz dedim, özür dilerim. İlişki kuramadım dedim. Ne isim gelemek istiyor dedim, ilişki kuramadım dedim. Kafatasını gösteriyor bir de maymunları. Efendim işte oluşumumuz, gelişimimiz, ürememiz, görememiz, o yollar olduğunu ispatı yapılıyor. Kim diyor bunu dedim. İlim diyor efendim, kim diyecek? Cevap. İlim hiçbir şey söyleyemez. Değişik bir tuvalet teori yaptım ben. İlim dedim hiçbir şey söyleyemez. Alim söyler dedim. Alimin söylediği ilim olur. İlim kendi kendine bir şey değildir ki. Bir şey bilindiği zaman malum olur. Bilinmedi mi ne olur? Meçhul değil mi? Fahiri meçhul. Yok ya. Bilindiği zaman malum olur. İlim maluma tabidir. Bilindiği zaman ilim olur. Bilinmediği zaman meçhuldür. O zaman ilim söylüyor demeyeceksiniz dedi. Alim söylüyor. Falan alim bunu böyle söylüyor diyeceksiniz dedi. Eğer o isabetliyse ilim olur. İsabetsizse teori olur, atmosfer olur. Dedim bu sizin dediğinizi Darwin demiş dedim. Darwin'i dedim biliyoruz kim olduğunu. Darwin dedim böyle bir teori atmış. İnsanı incelemiş, maymunu incelemiş, bazı benzerlikler görmüş. Demiş ki olsa olsa bu insanoğlu maymundan üremiştir, türemiştir. Ama sonra İnsanın karakteristik yapısına bakıyor, bir de maymuna bakıyor. Ulan diyor, hiç bununla bu benzemiyor. Ruh yapısı başka, aklı var, vicdanı var, şeyi var. Orada utanmak yok, bunda utanmak var, bunda şey yok. Bu diyor, neden bundan değil mi diyor. Darwin dedim, bu teorisinden vazgeçti. Ben vazgeçtiğini, geçmediğini bilmiyor mesela. Ben vazgeçti diyor. Yükleniyorum ya. Yani. Vazgeçti diyorum. Daha bir mutlu soracak değil ya. Darwin diyor bundan vazgeçti bu teoride. Fakat Avrupa sırf dinsizlik olsun diye senelerden beri bu teoriyi okutuyor. Ama yutturamadı. Kaldırdı Avrupa çöp sepetine attı. Artık Avrupa okullarında Darwin'in teorisi geçmiyor. Geçmiyor diyorum ya. Şöyle at.
Meydanı boş bulduk. Geçmiyor. Siz dedim bu kutsi çatının altında bu Müslüman evlatlarına böyle bir yalanı ilim diye yutturmaya çalışıyorsunuz. İlim adına bir yüz karasıdır bu dedim. Ne bağırıyorsun beyefendi? Bağırıyorum tabii dedim herkes duysun diye. Ver bir mikrofon bağırmayın. Ama çok şey oldu. Bütün herkes oraya toplandı bir yer. Peronlarda hiç kimse kalmadı diye bulutlar hep hepsi oraya kaldı. Yoksa onlar toplamak. İşte o zaman anlattım. Şinasi'den bahsettim. Benim öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir sıvattı. Onu anlattım. Tabii bunlar telaşa düştüler falan. Şikayet etmişler. Şey geldi oranın amiri Abdurrezzak Bey. Tam ben onu anlatıyordum bu Şinasi meselesini. Abdurrezzak Bey, beyefendi susar mısınız? Sanki orası benim yani. Mevzu bitmek, mevzu bitsin. Ben konsantre olmuşum artık. Süleyman Demir ailesi susmadı. Tövbenle. Adam susun. Ben anlatıyorum böyle. Neticede, beyefendi dedi. Yani insanın Allah'ın yarattığını böyle anlattım. Orada Şinasi'yle misal verdi falan. Tam böyle denk gelmişken. Beyefendi dedi, şurada ne yazıyorsun? Şu dedi, şurayı bir okur musun bize? Baktım, Abdurrezzak yazıyor. Dedim, Abdurrezzak bu dedi, nereden çıktı? Şimdi bir şey sallanıyor da biliyor musun? Dedim, kokan dedim, bu nereden çıkma? Dedi, isim. Anlıyorum ben ne demek istedim de, ben saflarım. Dedim, isim mi? Arapça isim. Abdurrezzak, Rezzak dedim, Cenab-ı Allah'ın sıfatıdır. Abd da kul demektir. Abdurrezzak olunca Rezzak olan Allah'ın kulu demektir. Dedi bak bizim ismimiz bile Kur'an'dan çıkmadı gibi sizin dediğinize inanıyorsun. Abdurrezzak Bey dedim siz daha yeni geldiniz. Siz inanmıyorsanız zaten sizinle meseleniz yok kardeşinizdir. Burada değil, bizim maymuna bağlamak isteyenler var. Bizim anamız bekli, babamız bekli, biz burada bir çıkalım. Anamız sağdan, babamız sağ var. Niye bize başka bir baba buluyorlar? Hani insana sultanan babanı ne bileyim ben ki? Ders alıp babam derler. Ama bizim babamız belli, anamız da belli. Niye bu kadar canlılar birbirinden ürerken, türerken, yürürken, niye insan sadece maymundan gelmiş olsun? Şu evvele bir bakalım şu kainatta. Bütün türler kendinden türemiyor mu? Kendinden üremiyor mu? Affedersin eşekten ne çıkıyor? Sıfa. Sonra eşek oluyor. İnekten ne çıkıyor? Dana. Sonra inekleşiyor. Keçiden ne çıkıyor? Oğlan. Sonra keçileşiyor. Koyundan ne çıkıyor? Kuzu. Sonra koyunlaşıyor. Değil mi? Hangi mahluka bakarsak bakalım. Kendinden yürüyor, yürüyor. Sonra da yürüyor. Hep istedi insan olarak. Niye maymundan çıkalım? Bu dedi büyük bir yalandır. Gençler dedi. Yalandır. Herkes şap şap şap. Tabii bizimkiler bu şekilde. Kardeşler bu şekilde. Abdurrezzak Bey. Dedim ki her dedi yani nasıl dedi? Ha dedi biz dedi, tek yönlü dedi, tek yönlü olmaz dedi, fiil, fail, kitap, katil, şiir, şair, baklava, baklavacı. Böyle şiir okuduğumuz zaman bu şiir şiirleşmiş. Kim yazmış? Soracaklar bize. Şairi kim? Ya şiir işte, şiirleşmiş. Şiiri şair şiirleştirir. Kitabı katil, kitap yapar. Fiili fail yapar, baklavayı baklavacı yapar. Böyle araştırma yapacağız dedim. Tek yönlü dedi biz araştırıyoruz. Tek yönlü olur mu dedim ya. Bütün yönlerinden araştıracağız, sonra karar vereceğiz. Dedim bu böyle ilim namına böyle yanlış oluyor tekrar. E dedi siz böyle bir yer açın, sizin dediğiniz gibi yapalım. Bizim araştırma merkezlerimiz çok Ankara'da. Tabii unuttum ben. Neredeyiz bu akşam? Unuttum ya arkadaşlar, tanışmıyorduk ya. Unuttum dedim, bu gece nerede? Cebeci'de.
Cebeci'deymiş bu gece. Araştırma merkezimiz Cebeci'de. Bu önün gelin hepinizi davet ediyoruz. Kızlar gitme biz de gelebiliriz, biz de gelebiliriz. Onlar da anlayan ders artık. İşte araştırma merkezimiz burası. Deminden beri araştırmıyoruz işte. Değil mi? Araştırmıyoruz mu? Açıyoruz lan. Açıyoruz. Açıyoruz, açıyoruz. Daha okuyoruz değil mi? Daha araştırıyoruz. O kitabı bırakıyoruz, öbürünü alıyoruz. Onu açıyoruz, onu bırakıyoruz. Daha araştırma. Adın ne senin? Ali. Ali için öyle değil mi? Tabii ya. Öyle tabii. Hemen okuyun. Öyle bir muhabbetimiz oldu yani. Hani biz kahveye de giriyoruz böyle. Kahve. Tabii üniversite, orası üniversite. Burası da kahve giriyoruz. Kahve de şimdi herkes. Bir şey. Numara. Dersini sattım kağıdı. İçeri giriyoruz, içerisinde ilk dama gibi. Ama herkes de bir sigara içerdi. Sanki kürek mahkumum. Ne yapacağız orada? İstisi var mı? Orada gitmez. Merhaba gün arkadaşlar. Zaten herkes birbirine düşmüş. Hareket halindesiniz. Allah çalışanı sever. Gerçi sakat iş yapıyorsun, sevecek bir tarafınız yok ama... Camide lan az kıldık, sizi göremedik. Herhalde evde kuruyorsunuz. Ziyaretinize geldik. Başa göre tıraş kaldı bu bile. Ziyaretinize geldik. Kardeşiz bize, ana baba bir. Bir tanesi böyle senin gibi yapmış. Baktığım senin iki tane gözün var, benim iki tane öyle değil, uğramcık. Bak burnun burada, senin de orada. Kulakları aynı. Ana baba biriz biz, kardeşim sağ ol abi. Babamız bir, anamız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, bayrağımız bir, kıblemiz bir, Kur'an'ımız bir, vatanımız bir, 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 bir. O kadar birlikler bizi birleştirmez mi? Biliriz biz ya. Sizi ziyarete geldik. Başınızın, gözünüzün, sizin yerimiz var. Kahveciciğim, Tamer oradan kal, benim amcam, kocam. Tebrik ederim seni, helal olsun sana. Tamam dedi, hadi dedi, dedi. Halka hizmet, hakka hizmettir. Sen bu kardeşlere bak, sobayı yapmışsın, koca bir soba var. Bir de ondan beri arada bir bok yapmışsın. Halka hizmet, hakka hizmet dedim. Sen bu kardeşleri üşütmüyorsun, sobayı yapmışsın, bir sevap kazanıyorsun. Kardeşler çay istiyor, veriyorsun, ağızlarını tatlılandırıyorsun. Cevap, öbür tarafta işe yap. Su istiyorlar, getiriyorsun, hararetlerini gideriyorsun, sevap. Hoşuna gitti kaldı. Tabi bunlar kağıt işledikleri zaman işin sakat ama. Doğru mu çok? Şimdi kardeşler, şimdi bu kahveci kardeşimize desek, şu sobayı neye ortaya kurdun da şu köşeye koymadın desek ne diyecek? Ortaya ne koydum ki ısı eşit olarak her tarafa dağılsın. O köşeye koysam oradaki terleyecek, buradaki üşüyecek, hapsızlık olacak. Tam ortaya koyacağım. Helal olsun, kafası çalışıyor. Bırak tadım ocağı, ocağı bırak. Şu nedir? Televizyonu küstürdüm. Abi bu televizyon ne işe yarar? İşte arkadaşlar film seyrediyorlar, maç seyrediyorlar, haberler çok güzel. Niye yukarı koydun da masanın üstüne koymadın desek ne diyecek? Abi masanın üstüne koysan orada uzun boyu birisi oturacak. Arkadaki göremez. Onun için yukarı koydun. Mantıklı adam. Her masada bir tane kül tablası var. Bu nedir? Abi o kül tablası arkadaşlar sigara içiyorlar. Sigaranın külünü koymak için. Doğru bakmış. Adam getirip her masaya bir tane balta koymamış. Neden? Lüzumsuz olur da. Kül tablası koymuş. İşe yarıyor. Şimdi bak bu. Kardeşimiz, kahveci kardeşimiz, işe yaramayan bir şeyi kahvesine getirip koymamış. Ama iyi ama kötü. Bir işe yaramıyor. Beni getirdi bir kasap fikri koymamış. Kardeşler, bir kahveci kardeşimiz işe yaramayan bir şeyi kahvesine getirip koymazsa, şu kainatın sahibi olan Rabbimiz, hiç işe yaramayan bir varlık yaratır mı? Yaratmaz. Ben baktım hiç bir şey yaramıyor. Ne balım var, ne yumurtam var, ne sütüm var, ne keres doğurum, ne saçımdan, bir işe yaramıyorum. Bari dedim bir işe yarayayım. Çıktım böyle kahve kahve gezip sizlerle tanışıyoruz.
Sağ ol hocam, Allah razı olsun ya. Tam başka bir şey aramış mı kardeşim? Bir şey arayayım bari ya. Ziyaretinize geldik. Çok affedersin, bir inek desen, inek. Ne yapma geldik illaya. Kahveye gitmezsin, kağıt oynamazsın. Maça gitmezsin, top oynamazsın, bira içmezsin, dans etmezsin, inek gibi yaşıyorum. Gündüz çelme, gece ahıra bunu yapma. İnek bizi diyecek, ya sen sözü bana söylersin. Şu buzdolabını da aç bak, süt benden, yoğurt benden, peynir benden, köfte benden, dolma benden, sucuk benden, pastırma benden, ayağındaki ayakkabı benden, belindeki kayış benden. Ben olmasaydım pantolonlarını bağlayacağım. Bana dese sen ne yapma geldi, ne cevap versin arkadaşım. Yardımcı olma, ineğe rezil olmuş. İnek kesmetine söylenir, cevap verecek. Oğlum ne cevap versen? Şimdi kahve cevap arıyor. Herkes kağıtları kaptırıyor. Alttan veriyor. Tertemiz oldu. Kumarhane oldu, dershane. Arkadaşlar yardımcı olun. İnek. Kayıp oluyor ineğe karşı. Vallahi hocam sende bir cevap vardır. Vallahi diyor kardeşim. Cevap var ama inek kabul eder mi acaba? Mesela Kütahya'da oluyorlar. Ben diyorum İzmir'den bak Kütahya'ya geldim. Kütahya'daki kardeşlerimi ziyaret etmeye. İzmir'den bir inek kaptık da Kütahya'daki inek kardeşlerimiz ne yapıyor diye ziyaret edebilir mi? Gidemez. Gidemez. Biz gidiyoruz ama bak buralara gelmişsin ziyaret etme. Hiç İzmir'den bir inek gelmezsin ziyaret etme. Buradaki inekleri ziyaret edemez. Gelmez. Hiçbir inek hasta olsa diğer inekler birer demet olalım. Sizin merşak kardeşimiz hasta olmuş. Biz ziyaretine gidemiz de. Ama siz iki kez yolda kaldık gibi elma alıp ziyaretine gidiyoruz. Danasını kesseler gidip başta aldığına giderler. Ama biz gideriz. İşte kardeşler görüyorsunuz. Süt vermek, et vermek, inekliğe yakışır. Allah'a kurulmak, namaz kılmak, Kur'an okumak, insanlara yakışır. İşte böyle şeylerle cevap vermeye çalışıyoruz kahvelerle. Risale-i Nur duydunuz mu? Tabi o zamanlar çoğu duymadık. Bediüzzaman duydunuz mu? Nurcu duydunuz mu? Nurcu. Nurcu biraz daha şey böyle daha anlattığı için. Nurcu var, yakalandı ismine var. Ha! Biz bu kitapta okuyoruz. İşte Bediüzzaman Sayın Kürsi'nin kitapları varmış. İşte kardeşlerimiz bu kitapta okuyoruz. Bu kitaplar. Bunlar yazıyor. Bunun için ismi yazıyormuş. Medenilere kaleme çalmak ikna ilidir. Söz anlamayan vahşiler gibi icmaliyle değildir. Biz muhabbet fedailiyiz, husumete vaktimiz yoktur. Medenilere kaleme çalmak, yani medeni bir insana üstünlenmek neyden oluyormuş? İkna ederek. Yoksa arzında kafir demekten oluyor mesela. Biz üniversitede dersimiz bahçede. Çıkıyor oradan bize bir soru sorabilir mi? Sor. Haşa. Allah kendinden büyük taş yaratabilir mi? Böyle dangalakçasına bir soru sor. Şimdi ben desem ki lan terbiyesiz. Böyle soru mu olur? Ne biçim soru bu? Kafirim. Desem bunlar zaten böyle. Ben diyorum arkadaşlar şimdi kalabalıklar. Kardeşimiz çok enteresan bir soru sordu. Herkes böyle soru soramaz. Bir kişinin kültürü sorusundan belli olur. İnceden tabii onu şeye de alıyorsun. Ben kardeşimize sorusuna cevap vermeden önce ben size soruyorum. Cevap vermeyeceğim size. Böyle bir taşa ihtiyaç var mı? Şimdi herkes diyor her tarafta o taş var. Böyle bir taşa ihtiyaç yoksa, böyle bir taş olsa bize yer kalmaz. Bütün dünya taş olmaz. Ne? Ekim alanı kalır. Ne yerleşim alanı kalır. Böyle bir taş aman olmasın. Kardeş böyle bir taş ihtiyaç yokmuş. Cenab-ı Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Böyle bir taşı yaratmak abesidir. Siz bu taş olayından vazgeçin. Medenice oluyor bak medenice. Ne oldu? Ona galip geldik. Ne yaptık? İkna ettik ya. Böyle bir taşa ihtiyaç. Ya. Allah Allah. Şimdi birisi gelse buraya, sorabilir mi? Niye burada bir balta yok? Ya şurada oturur mu kızı kırıyor? Soramaz yani. Ama gelse burada baksa kimliğe kanter içinde falan. Ya niye bir çalışmıyorsunuz? Sorar değil mi? Ya bir çalışsanız kardeşim çok sıcak içeriz. Diyebilir ya.
Demek ki lüzumsuz şeyler neymiş? Hikmetsiz. Lüzumlu şeyler hikmetli. Cenab-ı Hak hakimdir. Hakim demek her şeyi yerinde yaratan demek. Mesela şimdi bak kavanın tepesindeki rastları yaratsaydı ne olurdu? Abes olurdu demek. Bakacağız dışarı, ben de çıkarmışsın, yok. Ama kirası böyle bir ağaçla yaratıyor ki herkes zıplıyor, dalına tutuluyor. Çıplıyor, kopan büyüyor, incir ağaç öyle, elma ağaç öyle, portakal ağaç öyle, zeytin ağaç öyle. Aa bak, bizim koparabileceğimiz tarzda yaratmış Cenab-ı Hak. Ne oluyor o? Hikmet oluyor. Öbür türlü olsa ne olur? Abes olur. Mesela deveyi biliyor, sizin hizmetinize verdim diyor. Verdim diyor ama devenin yanına yaraşıyor devam Allah diyor. Dudaklar Allah kaçırır. Ya nasıl bineceğiz deveye? Merdiven kursan rolü yok. Ama deveye ıh diyorsun. Çok iyi bak. Duruyor öyle. Biz ona yükseliyoruz, kalkıyoruz, kalkıyor. Ha bak nedir bu? Hikmet. Hikmet var. Çünkü deve ayakta yükselmez olur. Sarılmadığı için ne yapıyor? Deveyi oturtuyor. Merkep oturur mu? 10 kişi çubansak üstüne eşeği oturtamayız. Neden? Çünkü onu ayakta yükselebilirsin. Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış. Böyle. Ali bin Sedat. Anlıyorsun. Anladın mı benim anlattıklarımı? Anladın mı? Hikmet demek ki bu suyun buraya gelmesi neymiş? Hikmet. İşe yarayan şeyler, işe yarayan şeyler hikmetmiş, işe yaramayan şeyler abes. Allah hepimizden razı olsun. Bir de belakat vardır. Hani bak, belakat. Belakat demek kişinin seviyesine göre konuşur. Mesela senin bu defa küçük çocuk var, neydi o Türkan? Ya, öyle bir şey. Şimdi profesör olsam ona bak. Ama bak çocuğun hoşuna gitti, yani çok da oturdu. Sonra almış, ben almadım tatlı yemedim. Üç tane tatlı almış eline. Ya amca, ya amca. Getirdi tatlıları, bunları yiyeceksin. Ben yemeyeceğim, bir tanesini ben yedim, bir tanesini ona verdim. Birine, sen yiyeceksin, yok diyorlar. Bak çocuk şimdi ben normalde. Onun havasına girdik tabii. Onun seviyesine indik, çocuğun hoşuna gitti. Ya, yine sen de oğlum ne gönüllerdin. Hadi ben çıkacağım. Az ki. Olmaz. Ben mahalledeki çocukları topluyorum. Böyle ufak çocukları sen büyüksün sen bu ufakları. Camiye götürüyorum. Arabam var benim. Şey böyle Ford. 15 tane mahallenin çocuğunu topluyorum. En büyük Allah başka büyük yapma diyor. Kahvelerin önünden geçiyoruz. En büyük Allah başka büyük yok. En büyük Allah başka büyük yok. Kahvedekiler el oldu lan senin yanına. Camiye gidiyoruz. Camiye gidiyoruz ama camide bunlar durmaz. Ne yapıyor ben onları? Taksim ediyorum cemaata. Sen şuraya geç, sen şuraya geç. Büyüklerin aralarına birer tane serpiştiriyor. Fakat bizim klasik hacılar var eski. Mübarekler, yaşlı amcalar, hacı amcalar. Çocuğun, çocuklar ortaya. Ya bırak çocuk yanında kılsın işte mübareksin. Günahsız. Onun tombala takması belki senin namazından daha artsın. Cenab-ı Allah'ın indinde. Günahsız mübarek al onun. Ya Rabbi şunun hürmetine beni affet de. Belki Allah'tır der. O kafa çalışıyor. Klasik adam. Çocuklar ortaya. Şu parke, ateya, ateya, hepsi arkada bir saf oluyorlar. Ondan sonra namaza durmuşlar, farsa, çocuklar. Yani onu tutuyor, onu tutuyor. Adam bıkıyor, yukuda bakıyor. Tabi namazda bozarıyorlar namazı. Çocuklar artık ne yapıyorsa yapıyor. Bu sefer Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Uçuk selam veriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın ötesine demek. Ne demek lan? Kim getirdi bunları?
Ben de sahip çıkmıyorum. Aaa! Çocuk bana işaret etmiyor. Yemesini babucu kalmışım. Ya böyle Müslümanlık olur mu Allah aşkına? Çocuğu neye koyuyorsun sen? Kendin yaptın. Sen niye onları bir araya getirdin? Kızımı güzel, akıllı adamların yanına bir rakana koydun. Oradan şey yapacaklar. Kafa çalışıyor. Böyle bizim atalarında bir kardeş var. Devamlı çocuklara, camideki çocuklar şey dağıtıyor. Çokamet dağıtıyor. Efendim çikolata dağıtıyor. Ya demişler ki, hep çocuklar benim hacılar işlerinden koyup onları. Yaşlılar işlerinden koyup. Çünkü onlar kovamıyor çocukları. Çocuklar camiye küsmesinler diye. Dağıtıyor ki demiş, camiye bağlasınlar. Onların şerrinden koyuyor. Halbuki Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz omzunu alıp namazda duruyormuş. Omzunu da taşıyor. İniyor secdeye, onunla beraber. Gel ben senin de ben olayım diyormuş. Torunlu varsa. Sıçının demesi var, benim yok. Gel ben senin de ben olurum diyormuş. Koskoca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çocuk ya. Onun bir ürünü alırsa o da sana hürmet eder. Sen öyle yaparsan. Peki kardeşler, hakkınızı helal edin. Duanızı bekleriz. Memnun olduk. Peki bir aşk-ı şerif kim okuyacak? Kısa bir... Gel olsun abiciğim. Gel. Gel buraya.